Can Ataklı Korkusuz gazetesi Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki iskeletli resim neyin nesi Seçimlere sadece iki hafta kala CHP Genel Başkanının propaganda çalışmaları hayli hız kazandı. Gündüz ülkenin bir ucundan ötekinde yapılan mitinglere yetişen Kılıçdaroğlu akşamları da evinden canlı Twitter video yayınları yapıyor. Genellikle mutfaktan yapıyordu bu yayınları CHP Genel Başkanı. Şimdi farklı yerleri kullanıyor ama yine evinin içinden Son videolarından birinde Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki Türk bayrağının yanında asılı duran bir tablo dikkatimi çekti. Büyütüp bakınca bunun sanki elinde kadeh tutan bir iskelet olduğu anlaşılıyor. Peki neyin nesidir bu iskelet? Bu iskelet 2012 yılında Hatay ilimizde bulunan bir mozaik. Tarihi hakkında çeşitli iddialar var. 2400 yıllık olduğu söylenmişti önce. Daha sonra milattan sonra 3. yüzyıldan kalma olduğu ileri sürüldü ama asıl tartışma konusu üzerindeki yazı üzerinde yapılıyor. Bu mozaik bulunup Antakya Müzesi'nde sergilenmeye başlandığında üzerindeki yazının neşelen, mutlu ol, hayata katıl olduğu belirtilmişti. Ancak mozaik üzerinde daha kapsamlı araştırmalar yapan uzmanlar yazıda sadece neşelen bölümünün okunduğunu, gerisinin ise buna eklenen uygun kelimeler olduğunu açıkladılar. Aslına bakarsanız üzerinde ne yazarsa yazsın bu mozaik hayatın nedenli kısa ve geçici olduğunu anlatmıyor mu? Bütün hayatınız keyifle geçse, bir eğlenceden ötekine koşsanız da sonumuz belli değil mi? Bu elbette kaderci bir anlayışla her şeyi boyun eğmek anlamına gelmez. Sadece gerçeği bilmek yeter bence. Gerçeği bilince hayata bir anlam katmak, dünya tarihine göre göz açıp geçene kadar sürdürdüğümüz hayatı ne kendimize ne başkalarına zehir etmemek en güzeli. Kemal Kılıçdaroğlu bu resmi çalışma odasının duvarına neden astı, asarken ne düşündü açıkçası bilmiyorum. Ama vardır mutlaka bir hikayesi. Seçimden sonra belki sorar öğreniriz. İsviçreli'nin anlamadığı nazar faktörü. Bana da sosyal medyadan geldi. Atatürk döneminden bir anı bu okurken çok hoşuma gitti. Bu milletin inancını, naifliğini, saf düşüncesini çok iyi anlatan bir yazı çünkü. Siz de okuyun ne düşüneceksiniz acaba? Atatürk Orman Çiftliği'nin içinde süt fabrikası kurulacak. O dönem İsviçreliler bu konuda çok iyi. İşe başlamadan önce tüm batılılar gibi ciddi bir ön araştırma yapıyorlar. İsviçreli danışmanlar yanlarında Türk çevirmenlerle beraber Ankara civarını köy köy dolaşıyorlar. Teyze senin inekler günde kaç kilo süt verir? Yavrum en fazla 3 kilo. Amca senin inekler kaç kilo süt verir? 5 kilo. İsviçreliler tüm bu analizleri yapıyorlar ve günlük 10 ton süt toplanacağını hesaplıyorlar. Hata payı, üretimdeki artış, gelecek hesapları yapılıyor ve 20 ton süt üşleyebilecek bir tesis kuruyorlar. İlk gün köylerden süt toplanıp geliyor 40 ton. Herkes şokta. İsviçreliler tercümanlarını alıp yine Ankara'nın köylerine gidiyorlar. Teyze sen ineklerim 3 kilo süt verir demişsin 15 kilo süt vermişler bu nasıl oluyor? Oğlum nazar değmesin diye öyle dedim. Amca sen 5 kilo demişsin 20 kilo vermişsin. Oğlum nazar değmesin diye öyle dedim. E tabi elin İsviçrelisi nereden bilsin Türkiye'deki nazar faktörünü? Çünkü hiç kimselere benzemeyiz biz hep kendimize has tavrımız düşüncemiz vardır böyle lafa böyle karikatür. İçişleri Bakanı sıfatı taşıyan Süleyman Soylu'ya göre 14 Mayıs seçimlerini kendilerinin kazanması bir demokrasi zaferi, muhalefet kazanırsa bunun adı siyasi darbe olacakmış. Aslında bunun tercümesi şudur. Ey halkım, 14 Mayıs'ta muhalefet sandığa giderse darbe olacak demektir. O halde tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi sizi sokağa çağırıyorum. Fırlayın dışarı, oy kullandırtmayın bunlara. İşte taban emekli maaşı alan işini bilir bir AKP seçmeni. Bana yazmış Ali Ok adını kullanan bir Twitter kullanıcısı. Belli ki iktidara yönelik eleştirilerime çok öfkeleniyor. Bakın ne demiş Ali Ok. Ben de emekliyim, taban maaş alıyorum, alta nüfusa bakıyorum. Dolabımda kıyma da var, kuşbaşı da. Ve sizin zamanınızdaki gibi yok kuyruğunda değilim. İşini bilen biri olsa gerek hem tabandan emekli maaşı olacak yani en düşük düzeyde, buzdolabında hem kıyma hem kuşbaşı et olacak, üstelik altı nüfusa bakacak. Bir mucize gerçekleştirdiği kesin. Saray kanallarına tavsiyem, bulun bu kişiyi çıkarın ekrana, Türkiye'nin nasıl güllük gülisanlık bir ülke olduğunu anlatsın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.